Nimet abla beni çok şaşırtmaya başladı. Neden? Tamam mı? Niye? Neden? Nimet abla sen burada kızıyorsun. Dışarıda ben senin bazı hareketlerini gördüm. Neymiş Tamam hareketlerim? mı? Söyle bakalım. Sen burada kalkıyorsun Yusuf'a bilmem yok mavi boncuk bilmem ne diyorsun. Bilmem ne sokuyorsun. Yusuf'un ağzına. Anladın mı? Neymiş? Dışarıda. Senin dışarıda tamam gördüğün ne? Benim Buradakileri dışarıda sorarım. gördüğüm Hangi bir gün beni Yusuf'un Yusuf'la yüzüne gördünüz gülüp yan dışarıda yana? bisküvi sokuyorsun. Bana burada oyun oynamayın arkadaş. Bir saniye ya. Hangi bir gün beni Yusuf'la konuşurken gördünüz? Görüyorum. Reklamda dışarıda yeni yeni hangi görmeye birini? Başladım. Kim yeni yeni gördüyse görmeye çıksın. Kim gördüyse çıksın buraya. Ben görüyorum işte yeni yeni görmeye başladım. Ya bırak Demek ya ki doğruymuş. Sana ne oluyor? Sen de bununla elbir olmaya başlamışsın. Ben Geçeceğin oraları. Olmam ben gördüğümü söylerim. Melek açık, mikrofonu açık. Bırakma tut elinde. Açık mikrofon. Mikrofonun açık Nimetciğim. Seda Hanım burada Melek 180 derece dönmeye başladı. Ben dönüş yapmadım. Asla. Ben gözümle gördüğümü söylüyorum. Tabii ki gelebilirsin. Sen çık çık oraya gösteriş Melek yaparak. Yusuf'un ağzına bisküvit mi sokmuş? Hayır hayır. Nimet. Evet. Ya şimdi ben buradakilere soruyorum. Hangi bir gün beni Yusuf'la konuşurken gördünüz? Gören varsa çıksın buraya. Çıkamaz ki hepsi yeni. Çıkın ya, gören varsa çıksın. O zaman görsün. Hayır, Nimet, Melek'e sorsana bu iddianı kanıtlayabiliyor musun? Kanıtlasana ya, ne zaman ne oldu? Söyle evet, bakalım. Gördüm, kendi gözümle gördüm. Oldu? Sen burada kalkıyorsun, Yusuf'a bilmem ne kızıyorsun bana karşı. Bana karşı hareket yapma, tamam mı? İkiyüzlük yapma Nimet abla. Yusuf. Tamam mı? Beni korumak amaçlı yapıyorsun, hepiniz böylesiniz. Yanım alacağım bir erkek. Bak kızım, sen... Hayal değil, kuruyorsun. Değil. Niye hayal kuruyorsun. Sokuyorsun ağzına ben dışarıda? Sen bir kere Yusuf'la aynı serviste gitmiyorum. Niye bisküvi sokuyorsun gitmiyorum. Ağzına? Ben ne? Gözümle gördüğümü söyleyeyim. Niye bisküvi sokuyorsun? Ben şok Ne zaman geçirdim. Soktum ya senin ağzına bisküvi? O bak, geldi benim masam orada aldı. İkram orada. Etmiş. Bakın, ikram hayır etmiş. Seda Hanım bir saniye. Kaç gün önce orada oturuyordum. Hatta kim vardı? Sevim Hanım vardı. Sevim Hanım vardı. Kendisi geldi aldı. Ben de bir şey diyemedim. Mikrofon verir misin Sevim Hanım'a? Evet, geçen hafta yani Ramazan'dan önceydi sanıyorum. Evet, evet, evet. Öyle hatırlıyorum ben. Evet. Sen bisküvi yiyordun reklam arasında. Geldi evet. Yusuf Bey bir tane aldı. Sonra tekrar geldi bir tane daha aldı. Seda Hanım, siz hatta böyle bir ne hareket yaptınız. Ya Sevim abla var ya öyle bir anlatabildim aynen, mi? Aynen senin gibi değil acayip mi? Acayip profesyonel. Aynen senin gibi. Bak yapma. Ne yapalım? Yapma yapma. Böyle gidiyor. Doğru. Tamam ben abi, bisküvi kendin aldın geldin. En son bisküvi. Tek 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 tek. Neden yapıyorsun? Şşş, bir dakika. Sevim bekle. Yusuf. Yusuf bir konuşsun. Tek tek sonra Melek Yusuf bir şey söylesin. Söyleyecek. Şimdi ben bunu söylemek istemedim demin. Mavi boncuk dağıtıyorum dediniz ya. Kendisi mavi boncuk dağıttı. Geçen gün Ramazan önce hem burada tartıştık hem burada oturdu. Bisküvi oturmuş. Bisküvit yiyor. Bak. Evet. Ona da bana karşı uzattı. Bak, sana mı uzattım? Allah bak, hayır. Bak, bak. Seni Allah'a havale ediyorum Yusuf. Hayır. Seni Allah'a havale ediyorum. Ya. Başka hiçbir şey demiyorum. Ya söz hakkı var mı? Bakın. Hayır. Tamam, hayır normaldir. Kesinlikle. Hayır ya, kesinlikle arkadaşım, kabul etmiyorum. Yusuf hayır, sen yalan konuşmaya başladın. Yalan. Ha? Yalan konuşuyor Seda Hanım. Hayır öyle bir şey yok. Tek tek. Ben konuşabilir miyim? Evet. Tamam bir sen konuş bir ben konuşayım. Önemli değil. Bak. Ben madem senin istemiyorum sen de bana niye verdin? Seda Hanım oturdum hadi. Ben orada yiyordum. Elini uzattı bir tane aldım. Yok öyle bir şey. İnsanlık bu geri mi çekeyim? Doğru. Ay bir şey söyleyeceğim. Olur. Eliyle de verebilir ne var ya. Hayır asla vermem ben ona. Seda Hanım. Vermem asla. Kalem elinize hoşumuza gitti buyurun. Heh. Bir bakarım şey yaparım ama bunun gibi bir şey değil. Senin kalemin var ya bu kaleminiz. Bak güzel mi diyorsunuz falan filan. Ay ben de bir bakayım böyle bir bağdaş kurulmamız lazım. Bağdaş mı diyorsunuz? Hani bağdaş böyle... değil. Onu her neyse anladım. Bağlantı kurma. Bağlantı kurma. Onun gibi öyle bir şey. Ve şöyle bir paketi de yırttı. Alır mısın diye şeklinde? Gel. Alır mısın diye şeklinde Hanım, konuştu. Lütfen söyler misin? Ben bunu Hanım, nezaket kaç anlamında söylemesine gerek yok. Kaç aydır buradayım? Asla böyle bir şey yapmadım. Nimet. Ya sana ölsem de ay, sana hiç Nimet. Yapmam. İçinde ya zaten her zaman bunu söylüyorsun. Acaba Allah'a havale ediyorum. Acaba Melek sen böyle bir şey görmedin de Yusuf mu sana yeterli. Böyle anlattı? Seni Allah'a havale ediyorum. Kendim gördüm. İlk önce Yusuf iki kere bisküvisinden aldı. En sonunda da susturmak için ağzına bisküvi soktu Nimet abla. Al diye. Ha git seni de Allah'a havale hayır, ediyorum. Hayır öyle beni. Değil. Anladın mı beni? Kusura bak, bakma. Burada ben kötü söz kullanmak merak istemiyorum. Etme. Seni de Allah'a havale ediyorum. Ben öyle bir şey oldu mu Sevim abla? Hayır. Sevim abla yoktu ki ya. Ben yanında oturuyordum. Ya ama oturuyorduk ikimiz. Sevim ablayla yan yana. Yanımda oturuyordu. Bir de bu ağzına soksu diyor. Bunların ikisi ne yapmaya çalışıyor Seda Hanım? Ay ben yalan söylemiyorum. Sen Seda ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ben bir şey yapmıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bana güzel, ikiniz oynama. Nimet sen Hanım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben i̇şte, hayatımda... Bana burada koruma savunması yapma. Bak 36 yaşındayım. Hayatımda hiçbir zaman oyun oynamadım. Şimdi de hele
Yusuf'un üzerinden asla öyle bir şey yapmam. Asla. Bak o gören insanlar da var. Beni bilen biliyor. Yusuf'u da bilen biliyor. Anladın mı? Biliyor. Gerçi burada kendimi aklamaya çalışmıyorum ben. Canım benim. Neyse ben onu söylüyorum ama sen Nimet, 180 derece döndürüyorsun lafı. Hayır ya, ilgisi yok Nimet. Sen bana püskütü verdin, alır mısın? Bir tane aldım, ikincisini de ağzıma bir şey olacak şekilde yaptım. Yusuf Bey, sen iyi misin? Nefret şey bak. Gibi olmuş olabilir mi Nimet? Dur, hayır, sakin ol. Hayır, hiçbir şekilde olamaz. Sus da git başımdan. Hayır, asla. Hiçbir şekilde öyle bir şey yapmadım ben. Asla, hayır. Asla. Asla ya, öyle bir şey yapmadım ama siz Nimet. İkiniz var ya, sizi Allah'a havale ediyorum. İnşallah çok yakın Nimet, zamanda da duyacağım, göreceğim. Nimet madem öyle ikiniz diyorsunuz, bir dakika döndün sen. Çünkü bak, bir saniye, Melek, bir dakika. Melek yalan konuşuyor, diyor çok ki ağzına verdi diyor. Tek tek çok siyasetçisin. Yusuf bekle. Ne alakası var be? Neyse, benim siyasete ya. İhtiyacım yok. Oo, anladın Nimet. Mı? Sakin, Nimet Hanım sakin. Ortaya çıktı. Sakin. Ama Uğur Bey yani sinir ediyor beni. Oturan, Nimet. İkisi de aynı şeyi oynuyor, ikisi de aynı diziyi oynuyor şu anda. Sakin, güzel güzel konuşsun, sakin. Onunla ayrıldığım Nimet, günden evet, beri asla ne görüştüm kimse benim aklımı karıştıramaz. Ben kimsenin aklına ihtiyacım, Yusuf'un aklına da ihtiyacım. Beni de ilgilendirmiyor zaten Yusuf. Sen nerede gördün o zaman benim Yusuf'un ağzına bisküvi verdiğimi? Öyle bir şey yapmadığıma göre ben hayal mi gördüm. Kurdun sen? Ya sen boş ver, işine bak hadi. Ben işindeyim zaten. Sen güzel, işine sen bak. İşine hadi, bak. Sen sevgilini bekle. Sen işine bak. Sakin ol arkadaşlar. Sakin, bebeğim sakin. Bırak. Ben kendimden eminim de şimdi milyonlar Melek seyrediyor. Melek şaşırttı beni. Milyonlar gördüm seyrediyor. Deyince. Anacığım siz benim görmediğim bir şey söyledim gördünüz mü? Onu benim şaşırdım. Yapmadığım bir şey yaptığını ortaya attım, ortaya bir şey atabilir. Yani durup dururken ben ortaya bir şey atmam. Kesinlikle atmam. Beni bilen biliyor, merak etme. Ben gördüğümü ortaya atarım. Görmediğim insana iftira atmam ben. İftira sen kadar kötü bir şey ya? Yok. Sen güzel neredeydin? Bir şey söyleyecek. Zeynep abla şunu söylemek istiyorum. Ben programa ilk geldiğim zamanlar Melek'teyken ve Nimet vardı o zaman. Evet. Ve ilk başlayan kendisiydi, suçluydu o zamanlar. Ve sonra geçen günlerde biz bir ara yemek yerken demişti ki güzel dostlar kavga bile başlarmış dedi. Ve o zaman da hatalıydı. Yine şu anda Melek şaşırttın. Bak Yusuf Bey az önce kimse dikkat etmedi onu Seda abla. Ben çok dikkat ya, ettim şu anda. Bak Yusuf dedi ki üstündeki bluzun bugün yeşildiydi. Üstündeki bluzun bugün yeşildiydi. Bu erkek bu kadını takip etmezse onun bluzunun ne zaman ne giydiğin rengini nereden bilecek Seda abla? Doğru değil mi ama? Ben işte bu takip ediyor. Sen Melek dikkat etmiyorsun bak. Seviyorum diyorsun, sevdiğin adamı her şeyi takip edeceksin, o kelimeyi duymadın sen, bu bir. İkincisi de Yusuf yapma, asla biz Nimet'le de bazen kahve içelim deyip oturuyoruz içeride. Sen hiç yoksun sen canım. Geliyorsun, normalde de süre yok mu kızların olduğu yere sen yapma. Sen Türkmenistan'a kadar kovalamadıydın ben seni. Sen Türkmenistan'a 5 kez kovalarsın ama yine beni tutamazsın, merak etme. Sen şu lojoda beni tutamıyorsun ki Türkmenistan'a nasıl tutacaksın? Canım benim kimse kim, ben kimse... Şey, haksızlık yapıyorsun Melek. Senin Yusuf'u korumak için kıza iftira atma. Serviste haksız olan sensin, ben değilim. Bir dakika tek tek konuşur. Semih bir şey söyleyecek. Lütfen Seda konuşurken Hanım. Dikkatli. Tamam. Seda Hanım ben... Zaten Nimet Semih Hanım. Abiden güzel bir yorum yapmıyor. Çatır çatır çatlıyor adam be ya. Sen ben buraya çatladım. Çatır çatır sen, çatır çatır. Ya sen çatla Yusuf'um. Ya, çatladın. Yusuf'um sen Allah, çatla canım. Diyorum ki yüzde ikisini sana versin. Sen çatla canım çatla. Tamam Yusuf yeter, burada bir yapın ya. Kötü yorum yapacağım. Seda Hanım. Şimdi evet. Uzun sakin. Zamandan beri Nimet Hanım'la biz lojada beraberiz. Dışarıda da kafede de oturuyoruz ama Nimet Hanım devamlı tek başına oturur. Yahut da Sevda Hanım'la beraber oturur. Ben şimdiye kadar öyle Nimet Hanım'ın bir erkeğe püsküvit verdiğini kesinlikle görmedim. Ben de Allah hayal mübarek günü yemin ederim ya. Yani hayal kuruyorsun. Konuşlu değilsin ki niye yalan ya söylüyorsun? Sen de niye yalancısın yapıyorsun ya? Sen de kırmızıdan mora dönmüşsün. Peki tamam git hadi be. Bitti. Tamam. Ben sana inanıyorum ama Melek'e de şaşırdım. Melek de gerçekten bu konuda yalan söylemez. İkinizin arasında kaldım, ne diyeceğimi şaşırdım yani. Burada tek bir nokta söyleyeyim. Ben gerçekten bu lafı aşmayacaktım. Üzerime aldım ve susuyorum dedim. Konuş dedim. İnanır mısın? Tesadüfen konuşan oldu. Ve aranızda da çok iyilik vardı. Geçen gün serviste Nimet Hanım, Melek Hanım'la serviste beraber gidiyormuşsunuz. Yusuf, ve o gün biz bozulduğumuz Yusuf günden Bey, belli. Yusuf Bey bir daha benim adımı ağzına alma. Beni niye sor? Bir daha benim adımı ağzına alma sakın. Dışarıda serviste. Bir daha benim adımı ağzına alma. Ya bitti kapat. Ben lütfen Sevda'ya döner misin? Ben lütfen. Almadım senin lafını ağzıma. Peki tamam dön Sevda'ya dön.